Beyler başlayalım. Merhaba. Bu otomobil tahmin ettiğiniz gibi zaten E46 M3. Ama M3'ün çok özel bir versiyonu CSL. Bu arkadaş da M3'le beraber gelen standart donanım. Estağfurullah. Merhaba benzin takipçilerine. İsmim Aras Sinçer. Aras benim çok eski arkadaşımdır. Eski ta dostum. Çocukluk hatta Ataköy'de, ben Yeşilköy'de otururken o da Ataköy'de oturuyordu. Ve Aras şu anda Türkiye'nin belki de işte Avrupa'nın en iyi kopilotlarından da biridir. Estağfurullah. Öyle bir şey yok. Öyledir, öyledir. Sen mütevazidir aynı zamanda. Aras bundan sonra bizle bu tip bazı özel otomobillerde beraber olacak. Bu otomobil de aslında ortak bir arkadaşımızın otomobili. Yağmur başladı bayağı bu arada, şakır şakır. Ortak arkadaşımız arabayı tek parçalandı. İade etmeyi hedefliyoruz. Bu şey büyük amacımız. Evet, evet. Yıldıray Demircioğlu'nun otomobili bu. Daha önce zaten onun bir Evo6'sı var böyle müthiş. Hamdi abiden almıştı, Hamdi Ünal'dan. Onu çekmiştik. Onun videosunu da zaten şurada linke koyarım. Oradan seyredebilirsiniz eğer merak ederseniz. Yıldıray'ın ikinci otomobili de bu. Şimdi Yıldıray öyle bir adam ki, bu tip otomobilleri var ama alın abi arabayı gidin diyor bize. İşte evet, Aras, Aras'la beraber işte uzun süredir konuşuyorduk zaten böyle özel otomobiller, çünkü Aras'ın çevresi çok iyidir. Aynı zamanda da basın tarafında da yer almıştır yazılarla, videolarla ve çok bilgilidir. O yüzden Aras'ı da benzin ailesine bir şekilde dahil ettik artık yavaş yavaş. Ben bu da ilk başlangıcımız. Kendimi bünyeye zorla aldırdım. Yok yok, öyle değil canım. İşte geçen bir oturduk, çay kahve içtik ve onun üzerinden de ne çekelim ne çekelim derken ya Yıldırım'ın arabayı çekelim hazır varken dedik ve bugün aldık ve çektik. Gayet de iyi oldu. Evet. Şimdi anlat abi sen. Sana bırakayım o zaman şimdi. M3 CSL. Yani özel bir BMW'deyiz bugün. Neden özel? Çünkü CS ve L harfleri bir BMW'nin bagajında bir araya gelince ne oluyor? Coupe, Sport, Lightwagen Almanca. Yani Lightweight. Evet. Türkçesi ekstra hafifletilmiş versiyon anlamına gelen 3 tane harf. Bu harflerin bir araya gelmesi şunu ifade ediyor. Sadece teknik olarak daha standart versiyonundan daha modifiye edilmiş, daha üstün veya sadece daha hafif bir otomobil değil, aynı zamanda sınırlı sayıda üretilmiş bir otomobil içinde bulunuyorsun anlamına geliyor. Kaç taneydi bundan? Bu otomobille alakalı BMW'nin deklarasyonu 1400 adet üretildiği yolunda. Ancak bu arabada üretim rakamlarıyla ilgili değişik spekülasyonlar var. 1400'den az üretildiği, 1389, 85, 1383 gibi rakamlar da var. Hı hı. Ama bunlar tabii resmi rakamlar değil. Resmi rakam 1400. Yani şey olabilir belki, işte pre-production dedikleri önceden üretilmiş otomobilleri falan da sayarsak, işte 1400 tane belki CSL üretmişlerdi de onları showroom'a çıkarmamışlardır. Belki, evet. Ya da işte imha etmişlerdir o ilk deneme sırasındaki otomobilleri. Haklı olabilirsin. Normalde işte ben de ufak bir araştırma yaptım. İşte bu E46 M3 olarak geçiyor. Yani 3. nesil. 30, evet. 36, 46. 46'nın 81 bin küsür tane üretilmiş. Bayağı yüksek bir rakam. Onların arasında 1400 tane olması çok acayip bir rakam. Yani BMW markasını da düşünürsen, yani BMW'nin diğer serilerinde de sadece 1400 adet üretilmiş otomobil bulmak pek kolay değil. Gerçekten evet. Çok az. Çok az. Yani bu otomobil için bir de şöyle bir sav var. Yine bu otomobil çevrelerince resmi olarak değil de biraz da hissi olarak dillendirilen bir şey. BMW'nin bugüne dek yaptığı en verimli, en keyifli spor otomobili olduğu söyleniyor bu otomobil. Tüm BMW modelleri içerisinde. Evet. En hızlı, en güçlü değil belki ama en sportif kullanıma uygun modeli olduğu söyleniyor BMW'nin. Böyle bir sürüş izlenimi var insanların genelinde, otoritelerde veya diye. Ya işte ben de bu otomobili mesela işte kaç sene önceydi, M'in 40. yılında M Festival'e gitmiştim ben de Nürburgring'de. Orada bütün M'leri kullandırdılar, yani M1 bile kullanmıştım. Yani onları ringde tur atmıştım bilmem ne. En çok bu otomobil mesela onlar için de değerliydi. Evet. Hem az sayıda üretilmiş hem de bak bunun tadına mutlaka varın ha diyorlardı. Evet. Biz şu an bunun tadına çok varamıyoruz çünkü asfalt farkındaysan parlamaya başladı. Evet. Bir nem var. O yüzden gazlamaya gerek yok zaten muhabbet otomobili... Çok da fazla hani izleyenlere tam performansını gösteremiyoruz şu an. Yani bir de bu otomobil CSL Plus. Yani evet. SLX falan. Evet. Çünkü Yıldıray bunu daha değişik yaptı. Yani evet. Yıldıray zaten tanımayanlara yine söyleyelim. Birçok rallide, rally pilotu. Birçok yarış yaptı. Benim çok beraber yarışmışlığınız var. Beraber yarışmışlığınız var. Çok da hızlı bir adam. Çok iyi bir asfalt pilotudur. Aynen. Ben de öyle biliyorum. İşte şeylere, İstanbul Park'taki pist günlerine falan filan geliyor, katılıyor. Evo'yla geliyor, bununla geliyor. Ama ondan öte Spa'ya gidiyor. Nürburgring'e gidiyor ve bu otomobilde. Zaten gittiği pistlerin de stikerleri otomobilin üzerinde yer alıyor. Evet, öyle boş değil yani. Evet, evet. Yani hatta işte onunla konuştuğumuz zaman bu otomobili ilk aldığı zaman işte ringe gitmiş.
iyi kaldığını demeyin de işte ringe bir gitmiş. Otomobil güzel. Uzun süre Almanya'da kaldı. Evet. Yani orada yapıldı zaten. Nürburgring'de bir garaja kaldı. Hı-hı. Orada bütün ayarları yapıldı. Evet. Orada çok özel bir setup'a getirildi. Ondan da bahsetmek lazım. Yıldıray bu otomobili ilk satın aldığında otomobilin yol tutuşuyla alakalı fazla hırçın, fazla hareketli ve biraz da tehlikeli olduğunun farkına varıyor. Ondan sonra Nürburgring'de bir mekanikle tanışıyor ve bu mekanik bu otomobilin ayarlarının çok daha customize edilebileceği, otomobilin ve sürücünün sürüş tarzına çok daha uygun hale getirilebileceğini söylüyor. Yani ben başka bir otomobil yapayım ben sana demiş. Yıldıray da peki diyor ve otomobilin road ayarlarından amortisör setuplarına, ayarlarına kadar bunda farklı KW marka ayarlanabilen amortisörler var bu otomobilde. Variant 3 var galiba en üst versiyonu. Evet. Ağırlık balansına birçok konuda otomobile küçük dokunuşlar yapıyor bu mekanik kişi. Tanımıyorum ben kendisini, Yıldıray tanıyor. Ve ondan sonra Yıldıray'ın tabiriyle otomobil başka bir otomobile dönüşüyor. Bana da söyledi yani bambaşka bir otomobil olabilir yani. Yani şöyle söyleyeyim, sabahtan beri arabayı kullanıyoruz. Görüyorsun ve otomobile birinci ve ikinci viteslerde bile kaydırmakta zorlanıyoruz. Evet, kaymıyor yani. Çok zor kayıyor. Bunun tabii bir sebebi daha var. Otomobilin üzerindeki lastikler. Trofeo ağır koymuş ya. Bayağı bildiğin yarış otomobili lastikleri var. Şöyle söyleyeyim. Bu desen, birebir bu desen FIA'nın asfalt rallilerde kabul ettiği, homologe ettiği desenlerden biri ve biz de R5 rally otomobillerinde birebir bu deseni kullanıyoruz. Daha ne olsun? Zaten evet. Belli yani. Yani bir asfaltta veya trafik ortamında kullanabileceğin, yağmurda da bir miktar iş yapabilecek en üst seviye lastik olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. CSL'e o zaman dönelim tekrar. Evet. Mesela CSL'de normal E46 M3'e göre ne farklılıklar var? Tabii motor yapısı çok farklı biliyorsun. Daha güçlü bir 360 beygir gücünde bir motor var bu. 17 beygir daha güçlü. 17 beygir. 343 beygirken. Evet ama tabii motorun sürüş karakteri, performansı ve sportif sürüşe daha yatkın. Sadece 17 beygir olarak bakmamak lazım buna. İşte bu 17 beygiri işte farklı egzoz ve emme manifoldları, farklı subap ve eksantrik zamanlamaları gibi birkaç trikle. Hatta eksantrikleri de farklıymış. Evet, eksantrikleri de farklı. Kocaman bir karbon emme kutu var. Evet. Yani ilk motoru açtığın zaman zaten göze çarpan. Evet, o gerçekten enteresan. Hem görsel olarak hem de teknik olarak otomobilin performansını oldukça üst seviyelere taşıyan bir modifikasyon. Şey de var, işte egzosu farklı. Evet, biraz daha hafif, lightweight baktığın zaman. Yani mekanik anlamda şanzıman ve motorda şanzıman da biraz farklı. Normal M3 yazılımı farklı. Şanzımandan biraz daha hızlı bir şanzıman. Buradan vites değiştirme hızı da ayarlanabiliyor. Mekanik olarak motorda ve şanzımanda yani nispeten küçük dokunuşlar var. Bu otomobildeki esas büyük dokunuş ağırlık tasarrufu. Hı hı. 110 kilo diyor. Yani normal katalog verisinde bu normal bir E46 M3'ten 110 kilo daha hafif diyor. Ya bu şöyle, biraz spekülatif bir durum var bu rakamda. Çünkü bazıları bazı opsiyonlarla beraber bu 110 kilonun daha yukarı rakamlara çıktığı yönünde yorumlar yapıyor. 150 kiloya veya 140 kiloya kadar bu ağırlık farkı çıkabildiğini söylüyorlar. Bu opsiyonların ne olduğunu açıkçası ben de merak ediyorum. Çünkü bu otomobilde biliyorsun normalde sadece şu radyo ve klima grubunun olmaması gibi bir opsiyon var. Evet, bunda var ikisi de mesela. Bunda var. Ücretsiz veriliyor ama normalde yok bu otomobilde. Vibre kara koltuklar var. Normal bucket seat dediğimiz sırtı falan katlanmıyor. Yani yatmıyor, kalkmıyor. Evet. Sadece bir beşik hareketi var. Evet. Artı ileri geri gidiyor. Yani otomobilin karoserinde ön arka tamponların kompozit karbondan olması. Evet. Tavanın keza aynı şekilde karbondan imal olması. Bagaj kapağında da alaşım kompozit bir malzeme var. Karbonun da dahil olduğu buna. Evet. Bagajı mesela farklı böyle. Kendinden içinden bir spoiler'i vardır. Ördek gibi durur böyle artık. 911 ducktail'leri andırıyor biraz. Evet. Çok güzel bence. Hatta çoğu E46 M3 sonradan alıp onları takıyorlar. Evet. Çünkü daha hoş duruyor. Evet. Bu otomobilin standart jantları da normal M3 jantlarından biraz daha hafif. İşte biraz oradan biraz buradan. 18 kiloluk jantları varmış. Evet. BBS'in özel jantları. Evet. Totalde 100 kiloya aşan bir ağırlık tasarrufu var ama burada şöyle bir faktör var. BMW departmanı bu ağırlıktan kurtulurken rastgele kurtulmamış. Otomobilin ağırlık balansını da bozmadan yani %50-%50 ön ve arka ağırlık altında şey vardır çünkü evet. %50-50'dir. Bozmadan bunu yapmışlar. Bu da tabii ayrı bir mühendislik başarısı diyebiliriz. Zaten otomobilin bu kadar dengeli olmasının en büyük sebeplerinden biri ağırlığın inanılmaz
eşit ve efektif şekilde dağılmış olması. Evet. Ya mesela şimdi baktığı zaman şu taban 7 kilo daha farklıymış. Evet. Yani evet. 7 kilo fark ediyor. Çok büyük bir rakam değil belki ama yani aracın en tepesinden en üst noktasından 7 kilonun gitmesi demek aşağı tarafa yani yere bastığı tarafta. İşte o çok kritik. Çünkü ağırlık merkezini de aşağı aldığın zaman sadece total olarak otomobil hafiflemiyor. Yani sadece frende ve gazda sana bu avantaj sağlamıyor. Virajlardaki merkez kaç kuvvetinden de çok daha az etkileniyorsun. Evet. Çünkü yani ağırlık merkezini aşağı almış oluyorsun. Sadece fiziksel değil, kimyasal olarak da değişmiş oluyor otomobil evet. aslında. Öyle diyebiliriz. İşte mesela öndeki tamponlar da işte o ucunda karbonlar gözüküyor ama evet. işte o mesela %50 fazla downforce yapıyormuş. Ya %50 daha fazla evet. downforce sağlaması çok ciddi bir rakam. Bu da şöyle bir şey, bu otomobil biliyorsun üretildiği yıllarda BMW Formula 1'de aktif olarak yer alan bir takımdı. Hı-hı. Fabrika takımı olarak. Hı-hı. Kendi şasisini de kendisi yapıyordu hatırlarsan. Tabii. Kendi motorunu da kendi yapıyordu ve bu otomobilde sanki Formula 1 mühendislerinden abi gelin de şu arabaya bir el atın ya biz böyle bir araba yapacağız ama şunu biraz alınmış bir şeyler var gibi. Şu arabayı biraz trikleyelim hadi gelin bir el atın baylar gibi bir hava var sanki. Bilmiyorum ben öyle hissediyorum çünkü otomobil biraz böyle sert kullanma üzerine gittiğin zaman sana çok kolay ve çok güzel bir şekilde tepki veriyor sürüş anlamında. Eğlenceli hale geliyor ve yarış otomobili hissiyatı vermeye başlıyor. Mesela işte hafifletirken şeyleri bile atmışlar. Çoğu izolasyon malzemesini. Yani evet. bu BMW'nin o kalitesini çok düşürmemiş ama mesela bak arka çamurluklarından çıkır çıkır sesler geliyor. Taş sesleri evet, falan. Yani yarışanlar bilir. Yarış otomobilinde bu tip küçük çakılların çamurluk davranmasına vurması çok normal bir durum. Aslında tüm otomobillerde vuruyor ama normal otomobillerde davlumbaz içindeki izolasyon malzemesi bu seslerin iç mekana sirayet etmesine izin vermiyor biliyorsun. Doğru. Bu otomobilde izolasyon malzemesinden de çok ciddi bir şekilde feragat edilmiş. Feragat edilmesinin sebebi de tabii ki izolasyon malzemenin ağır olması. Durum böyle olunca... Versene ben kullanayım biraz ya. Evet şu viraj yolu da artık sana veriyorum. Ne yapacaksan sen yap. Yok bir şey yapmayacağım da abi. Sen anlatıyorsun ben kullanayım bari. Aynı oturma pozisyonumuz. Boylar benzediği için aşağı yukarı. Bu arada burada bu otomobil sahibinin göster abi göster. Yani ne kadar takıntılı bir insan olduğunu anlamanız için şunu gösteriyorum. Herkes buralarda ıslak mendil, cep telefonu falan gibi şeyler taşırken bu adam hava saati taşıyor. Çünkü bu otomobil pistlerde kullandığı için lastiklerin basıncının doğru seviyede olması çok önemli. Çene de farklı mesela bak burası karbon komple. İşte burada mesela birkaç tane düğme olması lazım. Onlar yok. Yok. İşte direksiyondaki, hı-hı. şuradaki işte ses açma kapama, cruise control bilmem ne şeyleri yok. Hepsini boşaltmış. Yani kapıların iç taraflarında zaten muhteşem bir işçiliği var şu door evet. kart dedikleri kapı içi kaplamaların. Karbon komple. Hafif olması için saf karbondan yapılmış. Ve yani kalite kokuyor bunlar. Çünkü karbonun da biliyorsun kalite. Tabii canım. Durumu var. Her karbon güzel olmuyor. Her karbon hafif de olmuyor. Karbon demiş ya mesela arka tarafları bile karbon yapmışlar door evet. kartları, kapı kartları. Evet. Bu arada bu otomobile yıldırayın yaptıklarından biraz yine bahsedelim. Arkaya bir yarım cage koydu. Evet. Normalde arkada koltuklarımız var. Evet var. Onları iptal ettirmiş, çok güzel bir kaplama yaptırmış. Şöyle yani otomobil bir şey var tabii. Ne olursa olsun bu otomobili piste ağırlıklı olarak kullanıyor. Ve Allah korusun başına bir kaza gelmesi durumunda bu cage'in yararını biliyor. Faydası olacaktır. Bu cage otomobilin aynı zamanda simetrisini, geometrisini de bir yerde tutmakta. Yani body roll'un etkilerinden de kurtulması sonuçta. İçin, rigidity'yi arttırması açısından da çok önemli bir eklenti. Biraz tabii ağırlık ekliyor otomobili ama bunun karşılığında rigidity olarak ve virajlarda belki de çok daha fazla i̇şte, çıkartıyor. Arka koltukları falan attık en azından. Onlardan biraz ağırlık gitmiştir. Yani çok evet. fazla aşağı yukarı dengelemiştir diyebilirim bence. BMW esasında ya çapa atmış gibi duruyor ya. Evet yani ya. Özellikle asfalt kuruyken kullanmanı isterdim yani şu an biraz ıslandı, biraz da tehlikeli durumda ama yani gerçekten kuru asfaltta kompresyonla beraber müthiş bir yavaşlaması var otomobilin. Yani hızlanmasından daha etkili yavaşlıyor öyle söyleyeyim. Tabii şimdi bir hafif daha evet. rahat durabilir. İki evet. zaten bu otomobil normal M3'lerden, E46 M3'lerden bir inç daha büyük. Daha geniş ön disklere sahip. Evet. Kaliperleri aynıymış. Sadece kaliper braketi koymuş biraz evet. daha büyütmüş. Arka diskler daha büyümüş normalde ama Yıldıray yine onun da üstüne gitmiş. AP Racing'in bayağı yarış kitleri var üstünde. Evet. Yani kaliperi diski. Şöyle bir şey var bu otomobille alakalı. Standart frenli olanı ben kullanmadım ama standart frenlerin ve kaliperlerin bu otomobil için
bir noktadan sonra çok da yetmediğini söyleyen yorumlar okudum. BMW'nin genelde öyledir ama. Bunda mesela diferansiyeli değiştirmiş. Yine evet, bayağı agresif bir diferansiyel var arkada. Bu otomobilde ciddi bir kilit var. Zannedersem Coef marka olsa gerek. Böyle söylemişti diye hatırlıyorum. Yani otomobili belli bir noktaya kadar gazın üstündeyken müthiş bir şekilde yola sabitliyor. Ama tabii kaydırarak kullanmak istiyorsanız da bu kilidin orada olduğundan haberdar olmanız ve ona göre davranmanız lazım. Biraz kilit, yani sen bana ayak uydur havalarında, öyle söyleyeyim. Evet, o biraz daha düz gitmeye zaten bütün ayarlar. Evet, ya otomobil düz gitmeye ayarlanmış durumda ama kilidi doğru kullanırsan kilit sana bu konuda yardımcı olabiliyor. Evet, alışkan. Kilidi doğru bir şekilde, yani viraja girdiğinde apex'ten sonra doğru bir şekilde dengeli gaz veya tam gazı ayarlayamazsan o kilit sana tam tersine biliyorsun dezavantaj olarak dönüyor. Doğru. Oldukça kompetisyon bir parça, yani yarış otomobillerinde kullanılan parçalara o kadar agresif kilitlere yakın bir kilit olduğunu hissettiriyor ki zaten buruntularından da var. Çok net anlaşılıyor ama yani keyifli bir kullanım var. Yarattığı ses de, yani o da ayrı bir keyif, bir tınık atıyor otomobile açıkçası. Bir de tabii direksiyon kutusunun kısa olması. Evet, ben de onu söyleyecektim. Yani o bayağı çıt diye hissettiriyor. Yani %10 falan, 7 mi ne kısa galiba bildiğim kadarıyla. Ona yakın bir kısalığı var ama. Normal M3'ten 15'te 1 oranında daha kısa aslında. Çok işte dramatik bir fark değil. %7'ler falan oluyor. Peki yani sen yeterli buldun mu? Ben sanki biraz daha kısa olabilmiş gibi. Yani yarış otomobili olursan öyle tabii de. Bunu günlük de kullanacaksın, öyle düşün. Bence ama bayağı tepkili ve yeterli. Yani hissettiriyor kısa turlu bir şey olduğunu. Ben sanki hani biraz daha İtalyan otomobillerindeki gibi birazcık daha kısa turlu olabilseymiş daha olur. Doğru. Evet, veya yani tabii herkesin doğrusu farklı da daha efektif olacağı kesin diye düşünüyorum. Doğru diyorsun. Şimdi şanzıman da mesela SMG'lerde sorunlu derler. Şöyle. Bu mesela 2. Evet. Yani geliştirilmiş. Artı bir de bunda bir upgrade var. Yani CSR için ne kadar da değiştiriyordu? 0.08 saniyeye kadar indiriyor en hızlı mod alırsanız. Zaten buradan ayarlayabiliyorsun. Evet, bu şanzıman Getrak üretimi biliyorsun. Evet, Getran. Aslında altı ileri manueli bu. Evet. İçeride bir elektrohidrolik bir şey var. Evet, robot var. Bir robot var. O robot tıkır tıkır değiştiriyor. Tıkır tıkır değiştiriyor. Bazen de gümbür gümbür değiştiriyor. Bundan korkmamak lazım. Bu robotun çalışma prensibi bu. Bu robot siz daha agresif sürdükçe biraz daha gümbürtülü sesle tak vuruyor arkadan. Gümbüre dönmeye başlıyor ama bu çok normal bir şey bu otomobil için. Bu az önce duyduğumuz gümleme gibi gümlemeler. Ki şu anda da şeydeyiz ya, ortalardayız. Evet. Burada da çünkü evet, şeyi gösteriyor onun. Ben az önce 6500-7000'lerde seri vites değiştirirken bayağı bam güm böyle dogbox gibi vuruyordu yani. Şu anda ama keyifli ve güzel bir kullanım var. Ve en hızlıya getirdiğin zaman gerçekten çok hızlı. Yani biraz böyle şanzımanla ayenk yakalarsan gaz pedalıyla çok hafif lift off'larla çok hızlı bir şekilde değiştirdiğini görebiliyorsunuz. Ve yani şu var Burak, motorun turbo olmaması gaz tepkilerini ne kadar hassas hale getiriyor bilmiyorum, farkında mısın ama? Farkındayım. Ben yani, zaten çok severim abi atmosferik evet, turbo çok dostu yani, değilimdir. En küçük bir dokunuşa bile hemen 1000 devir, 1500 devir neredeyse bulunduğum vitese göre çok çabuk bir şekilde tepki veriyor. Bu da tabii atmosferik motorun dediğin gibi verdiği kullanım keyfinin bambaşka bir şey olduğunu, hiçbir turboda da kolay kolay olamayacağını. Gerçi artık yeni nesil turbolar, yeni teknolojiler, hibritler falan. Çift turbolar, şunlar bunlar falan değiştirdi işleri de. Yani ama şöyle söyleyeyim, güvenilir bir motor. Bu otomobille alakalı. S54 B32 zaten. Yani reputasyonuyla alakalı insanlara, kullananlara, eski sahiplerine veya mevcut sahiplerine ilk söyleyeceğin nedir diye soracak olsan, ilk söyleyeceği bu motorun güvenilir bir motor olduğu. Bu otomobil motorunu pistte gazlayarak bile kolay kolay bir zarar veremeyeceğindir yani. Hani 7000, 7500, 8000'lere kadar. Ya şimdi baktığın zaman zaten araba 80.000'de ne kadar süredir 79.000'e de alıyorsun. Evet. Ne kadardır Yıldıray'da? Yıldıray'da sürekli pistte. Evet. Yani Almanya'da pistte, evet. Fransa'da pistte, evet. Burada pistte. Özel bir modifikasyonda yok bu motorla alakalı. Sadece daha motor sporlarına yönelik motor yağı falan var, kullanıyor. Ama onun dışında çok güvenilir bir motora sahip. S54 B32. B32 diye tabir edilen BMW kodlu motor. Yani güvenilir olmasıyla, yani performansından bile daha çok güvenilir olmasıyla bilinen bir motor. Evet. Fiyatlarına baktın mı hiç veya bakıyor musun, takip ediyor musun? Abi öyle sahibinden.com'dan falan bakamıyorsun. Yurt dışı fiyatlarına yani, bakıyorsun. Yurt dışı fiyatları da zaten yani yok gibi bir şey. Gerçekçi net bir şey olmak yok lazım. Bir otomobilin dünya fiyatıyla Türkiye fiyatı arasında mantıksız farklı olabiliyor. Dolayısıyla herhangi bir otomobilin değerini belirleyebilmek için, global değerinden bahsediyorum,
sahibinden.com veya onlara Türkiye'deki sitelere bakmanın hiçbir anlamı yok. Bu otomobiller şu an İngiltere'de 70-80 bin pound arası satılıyor. Bulabilirsen. Çok iyi durumda, hiç kaza yapmamış veya tamamen orijinal durumda olanları ben sana söyleyeyim 100 bin pound'a geldiler şu an. DSC sürekli giriyor şu lastikleri RAM. Orada 8000 çeviriyoruz. Gittikçe gidesi geliyor. Bu sesi dinlediğin zaman böyle otomatikman gülümseme geliyor. Evet ya ben de içinden böyle dilim benim böyle gidiyor içeri doğru. Çok net bir şekilde hızlanıyor ve çok temiz bir devirlenmesi var motorun. Yani standart haliyle bir motorun bu kadar yarış makinesi gibi davranması yani kolay kolay her cadde otomobilinde bulunacak bir şey değil. Zor iş abi özel. Peki yani fiyat diyorsun da Türkiye'de kaç tane vardır ki bundan? Türkiye'de kaç adet olduğunu sormak lazım da. Bilmiyorum. 20 tane yoktur. Otomobilin sahipleri daha iyi bilir. Yok canım yani 20 nereye 20? 12-13 tane falan vardı. Çoğu Avrupa ülkesinde sadece 20 küsür rakamlarla satıldı bu otomobil. Fransa'da, Fransa'da falan. Yani ben seni tanıdığın kimde var? Mesela Can Eylik'te var. Evet yani şahsen tanımasam da o otomobili biliyorum. Gri renk kaplanmış. Murat'ta var galiba. Murat'ta var. Bir de bu otomobili biliyorum. Başka da bildiğim CSL yok. Vardır sağda solda işte. Yani top basan dediğin gibi onu geçmez bence. Evet geçmeyeceğini düşünüyorum. Yani toparlamak gerekirse bugün yani küçük çapta bir DTM tecrübesi yaşadık diyebilir miyiz? Evet, bunu pistte kullanmak yani lazım. Bu otomobil misin? DTM'de de yarışan bir otomobil olduğu için. GTR'si vardı işte. GTR, yani. Evet. O GTR'li de bayağı 450 beygirlik falan bir makine evet. O da. Ama o farklı. Yani motoru falan tamamen farklı. Yani bunun üzerine geliştirilmiş bir motor olmadığı için. Motoru farklı olsa bile mühendislik anlamında dediğim gibi BMW'nin Formula 1 ve GTR versiyonunun yarışlarından yani pist yarışlarından edinmiş olduğu tecrübeleri bu otomobilde gayet günlük yaşamda kullanılabilir bir şekilde insanlara sunduğunu söyleyebiliriz bence. Doğru. Bu otomobille her gün işe de gidip gelebilirsin bence. Bir 3.16 gibi kullanabilirsin bu arabayı. Yani normal M3'ü nasıl kullanıyorsan bunu da kullanabilirsin. Evet. Zaten çok aşırı bir hardcore durumu yok. İşte süspansiyonları biraz daha standartının farklı. Biraz daha sert. Evet. Yani işte hayatın, biraz daha sesli. Evet, hayatın değişmesi için 3 tane tuş var. Sport, DSG ve vites şanzıman hızını arttıran şu düğmeleri dokunduğun zaman bu 3 tane hızlı otomobili evet, o zaman yarış otomobili dönüştürüyor. Bu güzel bir şey yani bir tür lüks yani. Hani 2 tane otomobil almış gibi oluyorsun bence. Bunu da BMW çok iyi kombinlemiş onu demeye çalışıyorum. Yani hani bunlara basmadığım zaman ben hakikaten hani bir gece bir yemeğe veya abi, işe. Al işini git. Çocuğunu çocuğunu da arkaya koyabilirsin. Yani hatta koltuklarını sökmezsen arkaya dediğin gibi çocukları bile oturtabileceğin bir otomobil. Ama 3 tane tuşa basınca pist otomobil oluyor. Tabii. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Yıldıray sağ ol ya. Bu arada bir dahaki otomobilde Aras'tan ne istiyorsunuz? Alta yorum olarak yazın. Evet. İstek parça alabiliyoruz yani. Tamam. Yani otomobille ilgili, Aras'la ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi görüşürüz. Bay bay.